Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yanımızda çok değerli büyüklerimiz, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben ve Motor Road Türkiye'nin yönetiminden ve üyelerinden arkadaşlarımızla beraberiz. Çok güzel BMW GS 1250 motorları var. Bazıları HP Edition, bazıları 40. yıl Edition. Efsane güzel motorlar. Önce sizleri tanıyalım, sonra bu motorları satın almayı neden tercih ettiğinizi ve grubunuzu ve etkinliklerinizi konuşalım peş peşe istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Sencer Toplu ismim. 43 yaşındayım. 3 çocuk babasıyım. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Sağ olun. Uzun yıllardır motor sevdası devam ediyor. GS olarak 4. GS'im. Oy oy oy. Evet. Kaç yıldır motor kullanıyorsunuz? Kaç yıldır? 90'lı yıllardan bu yana, yaklaşık 15'li yaşlardan bu yana motor üzerindeyiz. Ama tam olarak üzerinde bir fiil 10 küsür senedir. Tam. Maşallah. Kaç kilometre oldu toplam? Bir öyle 10 küsür senede söyler misiniz şu kadar oldu diye? 250 bin oldu diye düşünüyorum. Oy oy. Peki ne kadar gezdiniz? Nereleri gezdiniz Sencer Bey? Yurt içinde pek kalmadı aslında gidecek yer ama yurt dışında 43 ülke gezdik maşallah, arkadaşlarımızla. Maşallah. Allah nazarına saklasın. Amin. Kaçıncı motorunuz bu? Bu 15-16 sanırım olabilir. 16. motorunuz. Evet. 16. motor. 250 binin üzerinde kilometre, 43 ülke dediniz. Evet. Müthiş bir deneyim karşımızda. Valla yürüyen, ne diyeyim, endurocu, motosikletçi her şey var. Allah kaza bela vermesin. Amin. Teşekkür ederim. Bu da yeni versiyonu. Herhalde 2021 mi? 2020 model bu. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Ederim. Motoru böyle dışarıdan baktığımda birçok ekstrasını birlikte görüyorum. Evet. Üzerinde birçok donanım var. Bunları ayrıca konuşalım istiyorum ama abi ben ve Motor Road Türkiye ile ilgili biraz bizi bilgilendirebilir Tabii misin? Ki. Bu grup, bu oluşum nasıl oluştu? Ve etkinlikleriniz var. Çok güzel. Birlikte Çanakkale'ye de sürdük. Evet. Ride and Fun etkinliğiniz var. Hem bu etkinlikleri konuşalım hem bu grubun oluşumunu konuşalım. Kimlerden oluşuyor grup? Grubumuz 4 arkadaşımızın, kurucu arkadaşımızın bir araya gelmesiyle Can Çelikol, Doğukan Balcı, Levent Bey ve İsmail Elmas'ın bir araya gelmesiyle buluştu. Devamında bizler Facebook üzerinden 1,5 yıllık bir oluşum aslında, 2 yılı doldurmak üzere. Facebook üzerinden etkinliklere katılarak, birbirimizle tanışarak hızlı bir kaynaşma oldu. Hızlı da büyüdü. Hızlı da büyüdü gerçekten. 2560 kişi Facebook'ta şu anda. Maşallah. Evet. Maşallah, süper. Devamında etkinlikler gayet bol bizde. Hareketli arkadaşlarımız. İşte bu yıl Çanakkale'ye gittik. Evet. Akabinde siz Assos'a gittiniz. Gittim. Ben gelemedim. Evde tadilat vardı. Bu hafta sonu Domaniç Sima Bodrum etkinliği var. Maşallah. Onun arkasından Batı Karadeniz var. Daha sonrasında süper. Bir Fethiye planlanıyor. Yaza veda etkinliği planlanıyor. Aman ne güzel. Spontane Peki, buluşmalar var. Çok güzel. Bu gruba nasıl dahil olabiliriz? Gruba dahil olabilmek için ilk öncelikli şart model ve yıl fark etmeksizin BMW sahibi olabilmek. Daha sonrasında ise etkinliklere katılmak ve etkinliklerde donanım ve eğitim seviyesine bakıyoruz. Donanım derken olması gereken ekipman anlamında tabii ki. Buna çok dikkat ediyoruz. Ve sürüş eğitiminden bahsediyoruz. Tabii ki. Ortamı bozacak, sürüş eğitimi bozacak kişileri daha ziyade devre dışı bırakmak istiyoruz, almak istemiyoruz. Biz herhalde bir 60 motorduk Çanakkale'ye evet. sürerken. Kimse kimsenin güvenlik balonunu tehlikeye atacak şekilde sürmedi. Yani evet. sanki bir filtreden geçip gelmiş gibi arkadaşlar. Evet. Ve bu filtre o kadar temizlemiş ki herkes böyle işte derler ya fermuar düzeninde. evet. Fermuar düzeninde birbirini tehlikeye sokmadan virajlara düzgün şekilde yatarak kullanıyordu. Ben çok keyif aldım, çok etkilendim mesela. Evet. Dedim ki bu grupla her yere gidilir. Eğitimli arkadaşlar sağ evet. olsun. Birbirimizi kırmıyoruz. Donanımlı arkadaşlar. Herkes ne yaptığını biliyor. Bir amaç, bir ispat peşinde değiliz.
herkese selam veriyoruz, saygı duyuyoruz. Ben veriyorum, benim de GS'im var biliyorsun. Benim selamımı almıyorlar ben abi. Ben de aynı şeyi yaşıyorum. Almıyorlar, artık biz böyle diyoruz yani. Diyorlar ki GS'ler selam ver. Alakası yok, herkese selam veriyoruz, adam geçiyor. Diyorum bak gene selam boşa gitti yani. Evet, evet. Bunlarla karşılaşıyoruz. Ya desinler, biz kendimizi biliyoruz. Herkesle doğru iletişim kuruyoruz, herkesle temas ediyoruz. Ve bu sıcak iletişimi, kaynaşmayı, motorcu motorcuya selam vermez olur mu ya? Öyle tabii şey ki mi olur yani? Tabii ki. Ben tarihte duymadım. Yani diyorsun ki bizim bu grubumuza atıyorum 50-60 bin liraya bile alınabilecek eski tabii model ki bir BMW ile bile tabii katılmak ki mümkün. Tabii ki. Benim anladığım kadarıyla herkese kapınız açık. Tabii ki. Yeter ki sürüş eğitimi olsun ve sorunsuz bir şekilde sürüşlere katılsın. Tabii ki. En hoşlandığım şey de birlikte akşamları buluşup yediğimiz yemeklerde veya aralarda, molalarda hep tabii yeni insanlar tanıdım. Yeni insanlarla kaynaştım. Ve bunu çok etkiledi. Çevremi genişletti. Evet. Benim kendi şahsi çıkarım çok yüksek oldu. İyi ki varsınız, iyi ki bu topluluğu oluşturmuşsunuz. Sağ olun. Yöneticilere, grubu kuranlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkürlerimiz var. Abi, GS kullanıyorsunuz. Özellikle BMW tercih etmenizin özel bir sebebi var mı? Özel bir sebebi var, evet. Yani fiyatını sorduklarında çoğu zaman yarı fiyatını söylememe rağmen aldığım tepkilerden insanların, ben şöyle düşünüyorum aslında, uzun seyahatler yapıyorum. Çıktığım zaman bir ay 10 bin, 15 bin kilometreleri bulan seyahatlerimiz oluyor. Buna zaman fırsat bulmaya çalışıyoruz. Pandemiden her ne kadar bulamasak da son bir senedir. Çok farklı insanlarla tanışıyoruz. Farklı tepkiler oluyor. Bence insanların hayal ettiği bir şeyi gerçekleştiriyoruz. İnsanlar bu noktada size yaklaşmak istiyor, tanışmak istiyor, merak gidermek istiyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu bazen bunaltıcı olabiliyor ama yanlış anlaşılmasın. Estağfurullah. İnsanlara sıcak davranmaya çalışıyoruz. Bu güzel bir şey. Yolda olmak güzel bir şey. Tabii ki. Motordayız, yoldayız. Ben uzun yol seviyorum. Bana kızıyorlar. Arkadaşlar hatta lakapta takarlar bana, kızarlar hep. Ne diyorlar? Kevgir diyorlar. Çünkü rotayı hep uzatırım. Hep olmadık, görülmedik yerlerden götürürüm. Gittiğim yerden bir daha gitmemeye çalışırım. Olayımız bu değil mi? Bundan evet keyif almıyor muyuz evet yani? Tabii evet ki. En güzelini yapıyorsunuz bence. İlk tanışmada biraz bunlar sorun olabiliyor ama sonra alışıyoruz birbirimize. Süpermiş. Bu motorla uzun yol yapmışsınız, uzun kilometreler yapmışsınız. Evet. Motorun özellikleriyle ilgili bize anlatmak istedikleriniz var mı? Hem aynı tabii zamanda güncelleştirmesini yapmış olduğunuz işte selesini veya işte korumalarını, aydınlatmasını, camını da akabinde konuşalım. Öncelikle neden GS tercih ediyorsunuz uzun yollarda? GS ile ilgili teknik özellik anlamında ne fark var diğer motorlarda? Tabii. Neden GS sorusunun tam karşılığı olarak çıktığım 20 günlük, 1 aylık seyahatlerde 15 bin kilometreye dayanan yollarda günlük 1200 kilometreleri yapabiliyorum. Çok yüksek rakam. Ertesi gün kalkıp 750, öbür gün 900, 850, 900, 700 böyle tempolu sürüşleri seviyorum. Maşallah. Evet. Bu yaptığımız sürüşlerde de dediğim gibi bazı insanlara ters geliyor. Ben yolda olmayı seviyorum ama bunu kamyoncu ruhuyla yapıyorum. Kimi insanlar çok yer görüp az kilometre yapmayı tercih ederken ben çok kilometre tercihim, az yer görmek benim daha hoşuma gidiyor. Sürmeyi daha çok seviyorum. Evet, sürmeyi seviyorum. Bunu da başarabilmek için tabii ki kendime göre kişiselleştirdiğim bazı ekipmanlar var. Örneğin ön camım 120 kilometrelere kadar kapalı kaskla yağmurda 1.73 boyumla beni karşılıyor. Hiçbir şekilde müthiş ön cam açık gidebiliyorum. Vizörle, vizörsüz gidebiliyorum. Bu camın müthiş hikayesi de şöyle. Bir önceki GS'imle D915 Soğanlı geçidine gitmiştik. O yolu tamamladığımızda, indiğimizde lastikleri yarıp bu ön camı kırdığımızda şu desteklerin ne manaya geldiğini öğrendik. Bunlar olmadan bu cam sağ kalmıyor. Vay. Bazı şartlarda, şartları, sınırları zorladığınız zaman. Biraz zorlamışsınız evet anladığım kadarıyla. Evet, o yol zaten gidenler bilir. Efsane bir yol. Far korumamız var. Örneğin bu ışığı kesmeyen, ben tel sevmiyorum. Hı-hı. Işığı kesiyor. Gerçi ışık demişken ona destekleriniz ona ortada. Ona çok ihtiyacınız yok yani gördüğüm evet kadarıyla. Evet, evet. Çok güzel sis farlarınız var. Evet. Bu cam da hakikaten ışığı hiç bozmaz. Evet. Net görüyor, belli yani. Hı-hı. Peki, bu Denali, bu altta yuvarlaklar, üstte evet dörtlü var. Bunu ayrıca anlatalım. Tamam. Siz diğerlerine devam edin. Tamam. Mesela işte burada elciklere bir rüzgar evet kesici takmışsınız. Evet. Kış mevsimi için daha ziyade. Ellerin üşümesi için. Aynı uzatma ve yükseltmelerden başlayabilirim. Gidon, yükseltme, yaklaştırma. Yap. Bizdeki çakmak soketini ben direkt USB'ye çevirdim. 1 amper ve 2,5 amper olarak. Orijinal parçalar bunlar bu arada. BMW'ye uyumlu parçalar. Daha sonra burada gösterebileceğim motor korumalar. Oradan gösterelim. Buradan motor korumamız var. Ekstra desteğimiz, Turatekler. Yağ tapasından Akropoviç egzozumuza, pivot peklerimizden
Bunlar mesela bozuk yollarda, bozuk sürüşlerde çok etkili. Ayakkabının altını delse de kısa sürede ciddi bir tutunma sağlıyor. Tutunma sağlıyor. Evet. Konfor serimiz var bunun derli. Bir de alçak seri. Alçak evet. Kadarıyla. Evet. Benim boyumdan dolayı. Yani makineyi biraz kendinize göre uyarlamışsınız. Evet. Tabii. Yani seriyi alçaltmışsınız. Gidon öne gelmiş. Evet, çekmişsiniz. Bunlar evet. Çok güzel artılar aslında. Evet. Gayet kendinize ait hissedersiniz ve kolay kullanım sağlar. Evet. Evet. Uzun seyahatlerde. Bu iki operasyon müthiş. Acayip konfor sağlar yani belli. Evet. Uzun seyahatlerde bunlar çok konfor arttıran, o kilometreleri yapmaya yarayan donanımlar. Peki egzoz? Egzoz ne var? Egzoz Akropovic. BMW'nin kendi HP denen modeli, BMW logolu. Başka çamurluklarımız, uzatmalarımız, diğer bildiğimiz herkeste olan parçalar, radyatör korumalar. Şimdi burada mesela şuradaki bir alt sakal dediğimiz bir bloğu koruyan bir parça var. Şu parça dahi bozuk yollarda karşılaştığımız taş bir çeşit Anadolu yollarında, tabii. Bilmediğimiz yollarda evet o bloğu koruyor. Bunları hep yaşayarak, deneyimleyerek daha doğrusu bu parçaları taktık. Bunlar zaman içinde oluşan tecrübeler. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok güzel şeyler de öğrenmiş olduk. Estağfurullah. Hani neler yapılabilir. Deneyim çok önemli abi. Kullanıcının deneyimi dünya üzerindeki en kıymetli içerik. Evet. Sen bu kadar kilometre yapmışsın ve bu kadar kilometre edindiğin tecrübeleri aktarıyorsun. Evet. Bundan daha güzel hiçbir şey olamaz. Rica Ağzına ederim. Sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Gürkan Bey'e gidelim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Siz sizinle nasılsınız? Bir T-Max çekmiştik. İyiyiz. Evet efendim. Sağ olun. Evet. Şimdi aslında gerçek motorunuzla buradasınız. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet. Yine aynı Sencer Bey'le aynı renk galiba değil mi? Evet. HP. HP modelinden. Evet. 1250'nin. 1250 HP. Maşallah çok yakışıklı bir çok, motorunuz çok, var. Çok yine teşekkür sizde ederim. Sizde de aynı donanımları görüyorum. Evet. Bu donanımlar için ayrıca sohbet edeceğiz. Sizi biraz tanıyalım. Bu kaçıncı motorunuz? Kaç bin kilometreniz var? Artık tabii Sencer ki. Bey'den binleri alışınca böyle direkt geldim. Ben 1999'dan beri yaklaşık motor kullanıyorum. Sencer Bey kadar çok fazla motorum olmadı. 5 taneyi geçmemiştir motorum. Tahmin ediyorum ki 70-80 bin kilometre yapmışımdır bu zamana kadar. Çok fazla uzun seyahatlerim olmadı. En fazla yurt dışı gezdiniz mi? Yurt dışı gezdim. Makedonya'ya gidip geldim. En fazla 2200 kilometrelik bir rota yaptım. Onun haricinde Türkiye turlarım oldu. Motorla çok fazla yurt dışı seyahatim olmadı. Şimdi Motorola Türkiye grubundasınız görüyorum. Evet. Çok da aktifsiniz. Teşekkür ederim. Hani neredeyse insanların sorduğu sorulara çok cevap vermeye çalışıyorsunuz ve çok çözüm ederim. Bulmaya çalışıyorsunuz. Çok problemli olan arkadaşlara. Ya atıyorum yolda kalmış, lastiğine evet. Çivi girmiş. Ne evet. Olursa olsun orada ya başıma şöyle şu geldi diyorlar. Evet. Ve siz müdahil olup çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. Bu çok güzel bir evet. Şey. Evet. Burada Motorola Türkiye ailesine teşekkür ediyorum. Başta yönetim ve gruptaki tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Gerçekten biz bir aileyiz. Zaman zaman çeşitli problemler ve sorunlarla karşılaşabiliyor. Bunları gidermek ve onarmak adına çok bilgili arkadaşlarımız var aramızda. Mutlaka birileri bir şekilde ulaşıyor. Bu da tabii güzel, mutlu edici bir şey. Bu yardımlaşma çok güzel abi. Tabii birlik beraberlik. Ben takip ederken çok keyif alıyorum. Evet. Hakikaten birbirimizin herkes elinden tutuyor. Grubun evet. Gücünü yansıtıyorlar. Evet. Umarım uzun yıllar devam edecek bir arkadaşlık, bir dostluk, kesinlikle. Bir grup halinde devam edersiniz. Kesinlikle. İnşallah ümidimiz o yönde. Neden BMW tercih ettiniz? Neden BMW tercih ettim? Şimdi diyeceksin ki Sencer abi hepimizi yoldan çıkarttı diyebilirsin. Evet, evet Sencer abi hepimizi kevgire çevirdi. Neden öyle diyorsun? Neden öyle söylüyoruz? Benim Sencer abiyle tanışıklığım bayağı bir süreye dayanıyor ama BMW ile tanışıklığım bundan 1,5 yıla dayanıyor. Sencer abi dedi gel dedi ne yapıyorsun dedi. Ondan sonra iyiyim bir yerde oturuyorduk. Abi dedim ben ikinci el bir motor alacağım. Dedi ne gerek var ya ikinci el o kadar parayı veriyorsun sandık motor değişmiş vesaire. Gel dedi sana dedi sıfır alalım. Sencer abinin yanına gittim. Göz açıp kapayıncaya kadar biz kaporayı BMW'ye atmışız. Bir baktım ben motor sahibi oldum. Sencer abi dedi hayırlı olsun. Hayırlı olsun o zaman dedim. Yani aileye hoş geldin evet, yani. Aileye hoş geldin. Sencer abiyle tanıştım. O an geçmiş olsun. Maşallah. Para çokamel etkisi ve Sencer abi. Süper. Abi en doğru kararı vermişsin. Kesinlikle. Anlamayacak en iyi motor zaten. Gerçekten çok memnunum. Bir kendimi yani beni hitap ettiğini düşünüyorum. Ona bindiğim zaman çok mutlu hissediyorum kendimi. Bu da bana maşallah. Yani çok fazla hitap ediyor. Onu hissediyorum. Yani motor beni mutlu ettiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Ondan sonra tabii ki birçok marka, birçok seçenek, birçok konfigürasyon var ama beni mutlu eden motor BMW.
Güzel günlerde kullan. Adventure. Çok teşekkür ederim. Katılıyorum. Çok sağ olun. Kazasız belasız sür. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum geldiğine. Çok teşekkür ederim. Bize fırsatı verdiğin için teşekkür ederiz. Ne demek çok abi. Sağ olun. Ne demek. Devam edelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyalım. Peki. Ahmet Günbey adım. 45 yaşındayım. 16 yaşında ikizlerim var. Maşallah. Allah nazarını saklasın. Az cümlesine. Şimdi Sencerleri dinledikten sonra tabii bizim bu motosiklet mazimiz çok fazla uzun değil açıkçası. Kaç yıldır mesela? Aslında şöyle, 16-18 yaşlarında bir scooter kullanma dönemlerimiz vardı ama orada bitti. Çok uzun yıllar sonra, artık herhalde yaşımız 40'ı geçmişti. Böyle bir motor sevdası başladı. Ne güzel olmuş. Dedik ki madem böyle bir motor içine gireceğiz, bu işi hakkıyla yapalım, doğru bir şekilde yapalım. İşte eğitimiyle yapalım yani. Dedik. Çok güzel. Bir de bu sefer dedik ki sürece geç başlıyoruz. O zaman çok fazla küçük motor kullanma vaktimiz de olmayacak. İşte biz 800 cc o zaman Honda VFR motorla sürece başladık. Süper. Dördüncü makina bu süreç içerisinde. İki tane VFR, iki tane de GS kullandım. Tahmini kaç kilometre oldu? Geç başlamama rağmen Gürkan Bey'i geçmişim herhalde. 120 binlerde şu ana maşallah, kadar yaptığım kilometre. Maşallah maşallah, hiç durmamışsınız ya. Ya hem şehir içi hem şehir dışı kullanmak avantajı oldu. Hani Şişli'de oturuyoruz, Bahçeşehir. De oturuyoruz, Şişli'de iş yerimiz var. O mesafeyi ilk baştan keyfi başladık. Sonra bu işin artık konfordan çıkıp bir zorunluluk haline geldiğini gördük. Yani o trafiğin içerisinde. Biraz da öyle zaten. O kadar trafikli bir şehirde yaşıyoruz ki. Kesinlikle. Motosiklet bunun için en büyük kurtuluş. Yani muhtemelen motosikletim olmasaydı taşınırdım ben tekrar gerisin geri şehir merkezine. Peki çok güzel bir gruptasınız. Az önce de bahsettiğim gibi yardımlaşma, kaynaşma ve etkinlikleri çok güzel organize ediyorsunuz. Kesinlikle. Katıldığım zaman da ben de gayet keyif aldım ortamdan da, ortamın kalitesinden de. Hem insan kalitesi çok yüksek, hem etkinliği çok güzel organize ediyorlar. Grup, siz kaç, ne kadardır gruptasınız? Hemen grubun başlangıcına yakın katılımım var. Başlangıcından beri yakınsınız. Hem yönetimdeki kişilerin bir kere olaya bakışları gerçekten çok üst düzey. Yani o bizim çok önümüze geliyor. Yapılan etkinliklerdeki organizasyondaki o ciddiyetleri, ciddi çabalar veriliyor. Bunu geriden görebiliyoruz. Tabii. Biraz daha böyle çekirdek kadro gibi sürekli işlerinde olduğumuz için görebiliyoruz yapılanları. Ve de şey çok güzel, benim bu grupta en dikkat ettiğim husus, yaş skalası 26 yaşındaki motosiklet sevdalımız da var. Yaşımızın 70'i geçmiş abilerimiz de var. Ve o saygı çerçevesi içerisinde o bütünü çok iyi yakalamışlar. Bence bu büyük bir zenginlik. Her şeyden önce. Grubumuzun sinerjisi ve organizasyon becerisi çok yüksek. Kesinlikle. Bu da doğal olarak herkese keyifli yansıyor. Ben de bu grubun bir üyesi olmaktan çok da mutluyum. Kesinlikle. Umarım uzun yıllar birlikte seyahat eder, birlikte birçok etkinliği organize ederiz. Ağzınıza İnşallah. Sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Devam edelim. Şimdi herkesin anahtarı var. Eyvallah ama bu arkadaşımızın anahtarı biraz böyle ben buradayım diyor. Yani kesinlikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet abinin hediyesi. Öyle mi? Sağ olsun. Çok şıkmış. Çok kalın. Teşekkür ederim kendisine. Yani. Sağ olun. Sizi biraz tanıyalım. Cengizhan Öcal, 40 yaşındayım. GS'den yaşıtım. Ne güzel. Aynı devam ediyoruz. Motosiklete 2013 yılında başladım. Ortağımın zorlamasıyla kursa giderek başladım. Bir 6 ay kullanımım oldu. Ondan sonra bir gün bir racing makineye bindim İstanbul içinde. Çok keyif aldım. Çok güçlü bir makinaydı. Yalnız dönüp evin önünde indiğimde ben motosiklet kullanmayı bırakıyorum dedim. Çok yaşamayacağımı düşündüm. Çünkü aşırı keyifli ve güçlü bir makinaydı. Fakat sürekli arabayla giderken yolda motosiklette gördüm. Böyle boynumu büküp bakıyordum. izliyordum onları. Biz dururken onlar gidiyordu durmuyor. Onlar gidiyorlar ve keyif alıyorlar. Ve aslında ben de sevmişim. Sürekli böyle bakıyordum. Tekrar 2019 yılında sahalara döndüm. 2019'da sahalara neyle döndünüz? Neyle döndüm? Uzun bir araştırma yaptım. Aslında çok da uzun sürmedi. Şunun hesabını yaptım. Motosiklete en sağlıklı nasıl binerim? Nasıl keyif alabilirim? Bunu araştırdım. Enduro'da da GS çıktı araştırmalarım sonucunda. Çok teknik bilgim yok. Motosikletten çok anlamıyorum. Borusan'a gittim, durumu izah ettim. Bana dediler ki, Berkay diye bir arkadaş vardı satışçı o zaman. Dedi ki, dünyanın istediğin yerde hani motorun arıza yapsın, biz her yerde varız dedi. Öyleyse ben de varım dedim. R1200 ile başladım Adventure'la. Tekrar başladım. Eğitimlerimi aldım. Bir sene içerisinde de motorat
Türkiye ile tanıştım. Onlarla tanıştıktan sonra motosiklet kullanmak daha keyifli hale geldi. Çünkü evet, motosiklet kullanmak güzel ama tek başına yol almanın hiçbir keyfi yok. Kesinlikle. Çok güzel bir aileye katıldım. Çok değerli arkadaşlar var. Hepsi çok değerli. Daha keyifli sürüyorum şu an. Ne güzel. Bence de arkadaşlarla sürdükçe hayat güzel. Kesinlikle. Her mola bizim için çok büyük keyif. Aynen. Her konaklamanın akşam yemeği bambaşka hisler yaratıyor. Bambaşka güzel kapılar açıyor. Arkadaşlıklar açıyor. Bu arada elinizde fotoğraf makinesi görüyorum. Evet. Böyle bir hobiniz var anladığım kadarıyla. Motosikletten önce fotoğraf hobim vardı. Ama şu an bir tık kenara koydum onu. Sadece etkinliklere gittiğimizde tekrar yanıma alıyorum. Çok güzel fotoğraflar çekiyorsunuz. Teşekkür ederim. Zaten Çanakkale etkinliğinde benim de birkaç paraya fotoğrafım vardı. Evet. Çok hoşuma gitti. Çok beğendim. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Teşekkür ederim. Hazır yakalamışken söyleyeyim de. Çok teşekkür ederim. Motorunuzun kalitesi zaten ortada. Siz farkındasınızdır. Bu 40. yıl. Evet. Farkındalığını şunu soracağım. 40. yılla rallye paketler arasındaki farkı da birazcık anlatabilir misiniz? Mesela ben bir koltuk ısıtma farkı var diye biliyorum. Evet. İlaveten hazır gelmişken burada bununla ilgili de birazcık bana anlatırsanız mutlu olurum. Evet. Adaptif far var. Fark olarak. Bir de USB eklemişler. Hani 40. yıla özel olarak, evet, yani çakmaklık yerine USB koymuşlar. Çakmaklığı koltuğun o tarafa atmışlar. Anladım. Gerek duyulur, ihtiyaç olur diye. Onun haricindeki teknikleri bilmiyorum. Tamam, Modoku zaten vardır. 3 tane mod farkı var. İlaveleri yani. Var. Ne Eco gibi? Mod var. Eco mod. Mod, evet. Ha, ilaveten Eco mod. Sürüş modlarında. Sürüş modlarında. Tamam. Özelleştirilebilir modlar var. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Sağ bu güzel motorları hepimiz görmüş olduk yakından. Takipçilerimiz de eminim izleyince çok keyif alacaklardır. Ben ve Motoro Türkiye grubundan 4 tane çok kıymetli abimiz bizimleydi. Hem kendilerini tanıdık hem motorlarını anlattılar bize. Bu keyifli sohbet için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi teşekkür ki geldiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.